Evet, boğa kadını. En özelliği eller. O ellerini çok beğenir boğa kadınları. Böyle hep konuşurken elleriyle ifade ederler. Ve boğada şu takıntılar vardır. Duyar duymamazlıktan gelir. Böyle konuşursunuz. Ha, onu mu demiştin? Tekrar başa anlatırsınız boğa kadınlarında. Çok güzel dudak çizgileri vardır. Estetik merakı ve makyajsız boğa kadını çıkmaz sokağa, biliyor musunuz? Yani renklere çok önem verir. Biraz balık etin biraz ortasında bazı boğalar çok kiloludur. Çünkü yemeğe çok değer verdikleri için yeme organları onların devamlı açlık hissini duyurur. O yüzden boğa kadınları hep diyetisyenlerde koşarlar, kilo formatlarında koşarlar ve hep kendilerini zayıf görürler ama hiçbir zaman zayıflamayı tercih etmezler ve giydiği kıyafetlerle de çok zayıfım ve aynaya çok bakar boğa kadınları. Devamlı ayna, cımbız, kalem ellerinde dolaşır. Yani bu ev için de geçerli. İnanın televizyon seyrederken boğa burcunun kadını törpeylindedir. Yanında aynasıdır. Ve boğada şu özellik vardır. El estetiği çok kuvvetli olduğu için doktor, profesör, yani ressam, tiyatrocu ve siyasi beyinde de çok fazla vardır ama aktif olarak yapmaz. İnsanlara siyaset yapar. Boğanın kadınların da bu özellik vardır. Ve inanılmaz yatak örtüsü takıntısı vardır. Bir kullandığı çarşafı bir daha kullanmaz boğa kadını. Öyle de kokuya önem verir. Yani kokusuz dışarı çıkmaz boğa kadını. Ve özellikle şöyle söyleyeceğim. Boğalarda yani kulak çok derin duyar. Yani siz 100 kişi içerisinde onunla hakkında konuşun o kalabalıkta. O onu duyar. Böyle duyma oranı çok fazla olduğu için boğalar hakkında dedikodu yapıyorsanız lütfen evi bir ilk önce bir kapatın. Telefonlarınızı falan kapatın. Ondan sonra dedikodu yapın. Yoksa boğanın diline düşerseniz ciddi anlamda sizi rezil etme özelliğine sahiptir. Ama öyle hakaret değil, tatlılıkla rezil eden bir özelliği var. Vallahi bazı boğa kadınlarda da şu özellik. Çaçaron gibi hiç susmak. Yani boğada kendini ifade etme özelliği eller, konuşma. Yani kadın susmaz kardeşim bu arada. Yani ya istiyorsanız o gün sınava girin, yarım saat sonra hocayla diyaloğa geçmiştir. Öyle bir yeteneği vardır bu adamın. Ama boğa çok kadın çalışkandır, titizdir ve kokuya karşı acayip hassastır. Ve şöyle söyleyeyim, boğa kadını karbonat olan her şeye bayılır. Karbonat değildi o. Neydi o? Hani makarna türleri. Yani ekmek, un, makarna, mantı boğanın en büyük özelliğidir. Bir de boğada balık tutmak, bisiklete binmek. Yani onun için havanın oksijen alacağı her noktada spor yapar. Pilates merakı vardır boğa burcunun. Ama hiçbir zaman da onları yapmaz. Sadece meraklıdır. Run yapar, parasını öder. Bir kere ya da iki kere gider. Üçüncü gün sıkılır. O yüzden boğa burcu kadınları dışarıda tatlı yemek yer, evde yatar uyur ama kokulu her şeye değer. Özellikle boğa burcu erkek çocuğu varsa anneler çocuklarına karşı, kız erkek ayrımı yapmıyorum çünkü boğa burçlarının kadınları gerçekten idealist bir annedir. Yani eski kadın kültürü vardır boğa kadınlarında. Sabah çocuğunun kahvaltısını ettirmeden, öğle yemeği yedirtmeden, ara uykusunu uyutmadan, istiyorsanız çocuğunuz 20 yaşında olsun, o dinleneceksin kafası vardır o kadında. O yüzden onu ikna etme yönlerini bulun. Ve boğa burcu kadınlarına şöyle bir özellik de vardır, hissiyat. Kalp gözleri açıktır ve hissettikleri rüyaları çok net çıkar. Kadınsal bölgede göğüs, rahim kanseri çok fazla oluşabilir boğa burcu kadınlarımızda. Ve kıskançlık oranı çok fazla olduğu için sen onun evinde karı koca ailece ve kadının kıyafetinden rahatsız olup kocasını kıskanır. O yüzden boğa burcu kadınına giderken biraz salaş, bakımsız, yani önemsiz bir kadın kılığında giderseniz kocasının sizden kıskanmasının engellemiş olursunuz. Boğa burçların bir de hayal dünyası çok yüksektir. Rüyasında gördüğünü gerçek görmüş gibi anlatır. Ve hayalle gerçeği bazen karıştıran bir... Ama onlardan çok iyi bir sanatçı, çok iyi bir doktor, çok iyi bir akademisyen mutlaka olması gerekiyor. Boğa yaratıcıdır. Boğa ile anlaşmak istiyorsanız kokunuzun ne kadar güzel olduğunu söylediğiniz sürece ve eviniz ne güzel koktuğu sürece hiçbir sıkıntı yoktur.